Etimolojik olarak baktığımızda tevenk üzüm kütüğü anlamına gelmekte ve aslında tevenk burada asma yaprağı anlamında kullanılmakta. Özellikle Malatya'da, Elazığ'da tevenk sarması mutlaka yapılır. İç harç olarak bulgurlu, unlu bir harç hazırlanır ve üzerindeki sosu çok özeldir. Şimdi tevenk sarması yapalım. 1,5 bardak kadar, 1,5 su bardağı kadar kısırlık ya da köftelik diye tabir ettiğimiz ince çekilmiş simit olarak da bilinen bulgurumuzdan alıyoruz. 1,5 bardak, 1,5 su bardağı olacak. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik, harmanlıyoruz. Ve her bir bardak için bir kaşık olacak kadar un ilave ediyoruz. 1,5 bardağımız vardı. Ben de o yüzden yaklaşık 1,5 kaşık kadar tuz ilave ediyorum. Özür dilerim, un ilave ediyorum. Ve unla birlikte şöyle birbirine harmanlıyorum. Yoğurma işlemini yapabilmek için sıcak suya ihtiyacımız var. Bunu önden sıcak suyla bulguru bir parça ıslatarak da yapmak mümkün elbette. Gördüğünüz gibi çok fazla su almıyor. Çok az bir sıcak suyla hemen ıslanıveriyor ve iyice yoğurmamız gerekecek şimdi. Biraz sıcak. Yaklaşık 10 dakika yoğurduktan sonra artık iyice sakız gibi yumuşamış bir bulgurlu hamurumuz oldu. Bu bizim sarmamızın iç malzemesi olacak. İlginçtir, normal şartlarda sarma içleri olarak yaprak çok fazla değilse de iç malzeme genellikle pirinçli ya da bulgurlu, bol soğanlı, bol baharatlı, salçalı, tuzlu, yağlı ya da etli iç harçları olur. Ama fark ettiyseniz bunda sadece un, su, tuz ve bulgur ile hazırlanan bir içimiz var. Unlu bir karışım olduğu için bekledikçe katılaşıyor. O yüzden biz çalışırken yanımıza küçük bir kase ile su alacağız ve o su ile elimizi ıslatarak işlemlere devam edeceğiz. Taze asma yapraklarımızı şöyle sıcak suda bir 5 dakika kadar beklettik. Bunu salamurayla da elbette yapabilirsiniz ama ben şu an taze yaprakla yapıyorum. Taze yaprağı bir 5 dakika kadar kaynar su içerisinde beklettiğimde bu kıvama geliyor. Tam benim istediğim, yani iç harcıyla dışının aynı anda pişebileceğini düşündüğüm sertlikte şu an. Çok büyük olmayacak şekilde şöyle alıyoruz. İç harcımız vardı. İç harcımızdan aşağı yukarı bir şöyle küçük bir parça, şu kadar, küçük parmağımızın daha incesi diyebilirim. Şöyle şu kadar hazırlıyoruz ve onunla sarıyoruz. Tabii ki damarlı kısım her zamanki gibi iç tarafta bu şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımızda suyumuz olursa, elimizi arada ıslatırsak daha rahat şekillendirmek mümkün olacak. Şöyle gördüğünüz gibi.
Bulgurlu bir harç olması nedeniyle üzerine gelecek kadar sıcak su ilave ediyoruz ve bu şekilde pişirmeye alıyoruz. Pişerken iki tane soğanımızı, iki büyük iri soğanımızı yemeklik doğrayıp sıvı yağ ve tereyağı karışımında yaklaşık yarım bardak kadar sıvı yağ, yaklaşık bir tepeleme kaşık tereyağı içerisinde soteliyor, kavuruyoruz. Soğanımızı sotelerken içerisine yaklaşık 100 gram kadar da kavurma ilave ettik. Kavurmayla birlikte devam ediyoruz pişirmeye. Hazırlamış olduğumuz kavurmalı soğanlı sosumuzu pişen ve tamamen suyunu çeken sarmalarımızın üzerine döküyoruz. Ve iyice harmanlanıp lezzeti birbirine karışana kadar şöyle hafif sallıyoruz. Tevenk sarmamız servise hazır.